yapacağız? Dışarı çıkacağız. Poyraz durmuyor zaten, montunu almış. Tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Burada da Tarçın, dışarı çıkmaya bekleyen Tarçın. Tuvaleti gelmiş. Bu arada test sonuçlarım iyi çıktı. Sorun yok yani. Onu da söyleyeyim dedim bu arada. Soranlar vardı çünkü. Sağ olsunlar. Hoppa. Efeciğim. Biraz yardım et. Evi toplayalım, dışarı çıkalım. Biri burada çıldırıyor. Dışarı çıkmak için. Öteki biri de burada. Onunla tuvaleti gelmiş. Saat 11 falan herhalde. Babamız işe gitti. Kahvaltı ettik. Mutfağı falan topladım. Şimdi evi topluyorum. Ufaktan. Ne kadar toplasam da çocuklar evde yine dağılacak. O yüzden şey yapmayacağım yani. Sadece öyle toparlıyorum. Her şeyi yerli yerine koyuyorum. Biraz dışarı çıkaracağım çocukları. Çünkü hava iyi. Dondurma falan yedireceğim onlara. Gel gel gel. Küçük adam. Ayakkabıların nerede küçük adam? Televizyon kapatalım. Ayya. Ayya. Cümlelerin, kelimelerin hep başını söylüyor. Ayya. Gel Tarçın çıkartalım seni. Sonra abiyi alır dışarı çıkarız, tamam mı? Tek bir anne de giysin. Bekle 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 bekle. Anne de şunları giysin hızlıdan. Güzel kolay oluyor. Tarçın, çiş mi geldi? Geldi. Tamam, hadi. Biz Tarçın'ı çıkarttık Poyraz'da. Efe evde 2 dakika. Yan taraftayız. Evi görüyoruz yani, ev o tarafta. Şimdi Tarçın işini halletsin. Çocuklarla Centrum'a gideceğiz. Biraz hava alsınlar. Dondurma falan yerler. Güzel hava. Bahar gibi. Etrafı göstereyim. Bayağı güzel, aydınlık, sıcak. Gidelim ondan sonra. Değil mi Poyraz? Dün bir şey oldu, onu anlatacağım size. Dün ben yatak odasındaki camın önünün tozunu alıyordum. Hava güzel ya, ben de camı açayım dedim. Cam bir düştü. Yani bildiğin çerçeveyle düştü. Havada yakaladım. Alttaki menteşe kırılmış. Bir tek üstteki menteşe tutuyor. Kucağıma düştü. Yani bıraksam tuzla buz olacak cam. Aşağıda da müzik açık. Çocuklar dans ediyorlar. Eşim de süpürgeyi açmış. Çocuklar bir şeyler yemiş, dökmüşler falan. Duymuyorlar beni. Bağırıyorum. Bırakamıyorum da. Bir tek üst taraf tutuyor. Bırakırsam aşağı düşecek, tuzla buz olacak. Gel hadi. Köpek geliyor. Başka köpek. Ben tam 45 dakika öyle durdum. Yani elimde koca çerçeve, artık gücüm bitti yani. Tam 45 dakika oldu. Karşımda saat var. Bir yandan ayaklarımı vuruyorum yere, belki duyarlar beni diye. Bir yandan böyle bağırıyorum. Sesim kısıldı. Dışarıda hep birileri olurdu. Dışarıda da kimse yoktu. Yoksa diyecektim kapıya vurun. Hani baksınlar kaldım böyle diye. Öyle kucağımda koca çerçeve. Bekledim tam 45 dakika sonra. Reven süpürgeyi koymak için şeyi açtı. Kapıyı açtı. Öyle duydu beni. Ne oldu diyor. Koş koş dedim ya. Çerçeve düştü. Şimdi öylesine oraya monte etti Levent ama açılmıyor tabii. Vidaladı. Birini bulacağız işte. Onu tamir ettireceğiz. Aslında yeni pimapenler ama menteşeye bir şey olmuş. Alttaki menteşe kırılmış. Bilmiyorum. Bulursak birini de. Burada böyle şeyler zor. Yani tamir falan, bu tarz şeyler. Öyle yani, öyle bir 45 dakikalık bir zorlu mücadelem oldu. Gösterecektim size arkadaşlar. Bu ne? Biz ya
yaptırıyoruz köpeklerimizi. Bunun yanında şey var, poşet var. Poşet alıyorsunuz. Köpeğin pisliğini toplayıp şu delikten içeri atıyorsunuz. Belediyeden gelip topluyorlar. Yani öyle hayvan yapıp ortalıkta bırakmıyor pisliğini. Türkiye'de de bence yapılmalı bu tarz şeyler. Güzel bir uygulama. Her yerde vardır. Yol boyunca görebilirsiniz. Evet, geldik. Biz stada geldik. Nereye geldik efendim? Stada geldik. Ne yapacağız? Dondurma alacağız. Çocuklara dondurma almaya geldik. Burada İtalyan bir dondurmacı var. Onu çok seviyorlar. Çocuklar havada güzel bir durum alalım. Buyur. Karşıda şöyle arabada yapıyor. Gerçekten Romalı adam. Bayağı kalabalık, hava güzel. Dondurmacı orada. Hadi bakalım. Slakrol pickles atır. Altında da şey neydi adı? Pistas. Pistas, evet, fıstıklı dondurma ama şey, yani öyle çok soğuk bir dondurma değil, güzel bir dondurma, soft ice gibi. Sen ne yiyorsun? Ben iyi mi dondurma yiyorsun işte? Afiyet olsun. Güzel, tut bunu. Tut. Ya böyle düşürme. Afiyet olsun. Var, biraz gezmek istiyoruz sen pazarını. Çok bir şey yok ama yine de görmüş olursunuz diye düşündüm. Bakabiliriz anneciğim. Burada yorgancı, yastıkçı gibi bir şey var. Havlu falan satıyor. Yemek satıyorlar. Oyuncakçıya bakalım. Burada mont satan biri var. Kumaşçı. Burada çocuk kıyafetleri. Orada peynirci var. Burada telefon kabı satıyorlar. Böyle küçük bir yer. Burada da Afrika yemekleri satan biri var. Ne? Oldu? Ne var? Ja. Dat heb je nog nooit met mij. Haas olduğu için, bayram olduğu için çeşitli etkinlikler oluyor. Burada da yine bir firma şöyle tavşan falan getirmiş. Ja.
Gördün mü? Gördün mü? Poyraz'ın pek umurunda değil. Ne o anneciğim? Ne o? Hiç umurunda değil. Dondurmayla daha meşgul bence. Burada da çeşitli ülkelerin sebzelerini satan bir amca var. Yine o sebze pazarı da bu tarafta. Yengeçler avukat. Ja, yengeç. Leeft bir? Ja, nog. Her çeşit balık var. Evet, bunlar ama yaşıyor. Ya, lobster. Bir kere bir stranta gitmiştik babamla, bir de 3 tane çok uzun balık gördük. Bakalım o var mı? Her şey var valla. Bu da benim en sevdiğim yer değil evet, mi? Evet, burası kuru yemişçi. Türkiye'den gelenleri buradan kuru yemiş aldığında biraz alalım mı? Çok biz kuru kokuyor. Yemiş yememişiz diyorlar. O kadar taze ama çok kalabalık efe. Alalım sıra bitmez. Sıra bitmez. Ya orada köpeğini de getirmiş yumurtacı köylü. Köy yumurtası onlar. Burada satıyor adam. Burada şekerci var. Bizim küçük sent pazarımız da böyle. Şekerler. Şeker. Ya gel Efe'cim. Eve geldik. Mama pişiriyor anne akşam için. Makarnamız var dünden. Bugün sağlıksız beslenme günü. Ne yapıyoruz? Sosis ve patates kızartması. Sosisi en son herhalde yazın yedi çocuklar. Efe çok istiyordu. Geçen gün aldım Türk marketinden. Aslında verdiğim bir şey değil ama bugün hafta sonu. Ayrıca ara sıra yiyebilirler belki. Ne yapıyorsun abiye öyle? Ne yapıyorsun abiye? Ne yapıyorsun? Sarılıyor musun abiye? Sarıl. Bak yaramaz bak. Abisini hiç rahat bırakmıyor çocuğa. Oyun bile oynatmıyor. Ney? Liftun. Hayır. Zahyes. Sev abi, cici yap. Öyle yapma abi. Ay cici. Aferin sana. Öp abisi. Öp. Yemeklerini yediler, şimdi oynuyorlar biraz. Ay aşkım. Cici yap abi, cici yap. Yapacağım. Aferin. Ay aşkım benim. Nasıl güzel bir gökkuşağı. Gökkuşağı. Baba gökkuşağı çıktı. Çok güzel. Çok tatlı. O gerçek değil. Nasıl yapıyorlar gökkuşağı biliyor musun? Nasıl yapıyorlarmış? Bak, büyük bir tane kule var. Bir de içinden bir tane ışık var. Bir de
İçinde hayır renk... anneciğim, o gerçekten gökkuşağı gökyüzü yapıyor. Yağmurdan sonra ışık kırılması o. Ama ben filmde gördüm. Ben sana baktırım YouTube'dan nasıl oluştuğunu görürsün, tamam mı? Çok güzel yalnız. Ta ileri kadar. Gökkuşağı takip edersen ne olur? Bir şey olmaz. Takip edemezsin ki zaten.